Kıymetli dostlarım, kıymetli kardeşlerim, öncelikle hepiniz videomuza hoş geldiniz. Bildiğiniz üzere Büyük Selçuklu Devleti'nin tarihini ele aldığımız video serimizde son olarak sizlerle birlikte ele aldığımız konu Tuğrul Bey'in Anadolu Seferi konusu olmuştu. İnşallah bu haftaki konumuz ise Selçuklu Sultanlığı ve İslam Halifeliği konusu olacaktır. Biz bu hafta bu konuyu ele alıp bu konu hakkında elimizden geldiğimizin döndüğünce sizlere bilgi vermeye, bu konuyu anlamaya ve anlatmaya çalışacağız. Öncelikle hepinize tekrardan videoma hoş geldiniz diyorum. O zaman hazırsanız videomuzun ilgili kısmına geçebiliriz. Selçuklu Sultanlığı ve İslam Halifeliği. Tuğrul Bey'in kudreti yayıldığı ve Selçuklu Devleti genişlediği nispette Bağdat'a hakim Şii Büveyhilerin huzursuzluğu da artıyor, Sünni-Şii mücadelesi şiddetleniyordu. Abbasi halifesi Kayyim bi-Emrillah onlara karşı Tuğrul Bey'in yardımına başvurunca hava büsbütün gerginleşti. Bağdat'ta bulunan eski Türk askerleri reisi Arslan Basasiri, Selçuklu taraftarı halifenin adamlarını tenkile başladı. Hatta Mısır ve Suriye'de hüküm süren Sünni İslam nizamını yıkmaya çalışan Fatimi halifesi ile münasebette ve Abbasi hilafetini kaldırmaya girişmişti. Büveyhi hükümdarı Hüsrev Firuz da Şiraz bölgesini istila etmek cesaretini göstermiş ve Tuğrul Bey namına okunan hutbeyi keserek kendi adına çevirmiştir. Tuğrul Bey, İslamiyet'in iç ve dış düşmanlarına karşı cihad yapıyor, hilafet makamına daima tazminlerini bildiriyordu. Nihayet Arslan Basasiri ve Büveyhi zulmü artınca halife Kayyim bi-Emrillah Hibetullah bin Muhammed el-Memune'yi bir mektup ile Rey'e, Tuğrul Bey'e gönderdi ve onu ısrarla Bağdat'a davet ederek kurtarılmasını istedi. Tuğrul Bey, Anadolu seferi dönüşünde kışı Rey'de geçirdikten sonra Büveyhilerin ve her tarafta Şiilerin harekete geçmeleri, Basasiri'nin Bağdat veziri İbnül Müslime'ye tecavüzü ve adamlarının öldürülmesi dolayısıyla halifenin ısrarları üzerine 1055 yazında Bağdat seferine mecbur oldu. Selçuklu Sultanı bu seferiyle Müfrit Şiilerin fesadını ve Mısır Fatimi halifeliğini ortadan kaldırmak ve Sünni halifelik ile Selçuklu sultanlarını birleştirip İslam dünyasına hakim olmak kararındaydı. Tuğrul Bey'in bu kararı harekete sırasında bizzat kendi mektubunda da ifade ediliyordu. Gerçekten sultan başında ok ve yay işaretleriyle Tuğra adını alan bu şekilleri Havi biz mektubunda Hazreti Muhammed'e hizmetle şeref kazanmak, takdis edilmek ve bizzat hacca giderek yolları açmak, asileri tenkil eylemek ve Mısır Suriye şaşkınları ile savaşmak arzusunda bulunduğunu belirtiyor ve yine Bağdat'a girmek müsaadesini istemek suretiyle de halifeye saygı ve nezaketini gösteriyordu. İhtiyatlı Selçuklu Sultanı Arslan Basasiri ve Bağdat Türk askerlerini de ihmal etmiyor ve onlara da mektuplar yazarak ihsanlar vaadinde bulunuyordu. Bununla beraber Selçuklu Sultanı yaklaşınca Arslan Basasiri
Cidle'den yukarı kaçtığı gibi askerleri de Oğuzların Bağdat'a girmesine izin vermeyeceklerini ve hatta kılıç kullanacaklarını bile söylüyorlardı. Halife Sultan'ın yaklaşması üzerine büyük bir istikbal hazırlığı yaptırdığı hutbelerde Tuğrul Bey'in adının okunmasını emrettiği belirtilir. Müveyyih-i hükümdarı Melikürrahim Firuz da halifenin tavsiyelerine uyarak sultana itaatini bildirdi ve askerlerini de Bağdat dışında çadırlara çekti. Böylece Tuğrul Bey 19 Kanun 1055 Salı günü muhteşem bir ordu ile şehrin kapılarına geldi. Halifenin veziri, kadılar, nakipler ve Melikürrahim'in emirleri ve büyük bir merasim alayı ile karşılandı. İki tarafın bayrakları, davul ve boru sesleri bu girişe heybetli bir bayram havası veriyordu. Sultan halifeye tazim ve teşekkürlerini tekrarladı. Ordu Bağdat dışında ordugah kurdu. Askerler ihtiyaçları için şehre girip alışveriş yaptılar. Fakat Selçuklu askerleri ertesi günü aynı maksatla şehre girince bir anlaşmazlık bahanesiyle bir hücumla karşılaştılar. Hadise büyüyüp kalabalık Selçuk ordugahına doğru ilerleyince Selçuklu kumandanları hücum emrini verdiler. Ayaklanma bastırıldı. Kargasalık teşkin edildi. Bağdat'ta Türk ve Deylemli birçok yerli asker öldürüldü. Emirleri yakalanarak Tuğrul Bey'in otağına götürüldü. Selçuklu askerleri Bağdat'ın ayaklanan Şii mahallelerini istila ettiler. Yerli askerler Bağdat'tan kaçarak Basasıri'ye doğru hareket ettiler. Sultan halifeyi adam göndererek Müveyhilerden şikayet etti ve "Sana hürmetim olmasaydı bütün Bağdat'ı kılıçtan geçirir ve yıkardım." dedi. Halife kendi adamlarını ve Melikürrahim'i erkanı ile sultana gönderdi. Tuğrul Bey Melikürrahim'i ve erkanını yakalatarak hadise ile ilgili gördüğü için Şii Müveyyih devletine son verdi. Selçuklu sultanı sükun ve asayişi kurduktan sonra hükümet sarayına yerleşti. Devlet işlerini ele aldı. Bağdat'ta hüküm süren ve çıkardıkları kargaşalıktan sonra kaçan veya esir edilen Türk ve Deylem emir ve askerlerinin evlerine, mallarına ve iktidarlarına el koydu. Kendi Oğuz askerlerini onların evlerine, mallarına ve iktidarlarına yerleştirdi. Aytekin'i Bağdat Şahnalığı'na tayin ederek şehrin idaresini düzene soktu. Vezir Amidül Mülk kanun kitabını getirterek Sultaniyat adı ile alınmakta olan vergileri Selçuklu hazinesine nakletti. Basra ve Ahvaz eyaletlerine yıllık 360 bin dinar karşılığında Emir Hezeres Bey ikna etti. Halifeye yıllık 50 bin dinar para ile 500 kür buğday maaş tahsis etti. Böylece Müveyhiler devletine ait ülkeler Selçuklu devleti hudutlarına girdiği gibi halifeye de dini otoritesi ötesinde bir hakimiyet hakkı tanınmadı. Din ve dünya kuvvetleri tamamıyla ayrıldı. Zaten Şii Müveyhiler devrinde de fiili durum bu idi. Tuğrul Bey bu icraatından sonra Bağdat'ta imar işlerine girişti. Şehrin şarkında Cidle kenarında kendisine bir saltanat şehri inşasına başladı. Pek çok sanatkar ve işçi toplayarak eski mahalleleri yıkıp saray, sultan camii, evler, çarşılar ve hamamlar yaptı. Tuğrul Bey şehri adını alan bu yeni şehir Melikşah tarafından
surlar, kapılar, saray, evler, hanlar ve çarşılar ile büyütüldü. Rey, Nişapur, Bağdat'tan başka Kum ve Kaşan'ın imarı, kale ve camileri, Musa kızı Fatma'nın türbesi de Tuğrul Bey'in eseriydi. Bağdat Sarayı ikmal edilince Sultan Halife'nin hediye eylediği altın tahtına çıktı. Bağdat'ta kendi namına para bastırdı. Böylece Tuğrul Bey Selçuklu Sultanlığı ve Abbasi Halifeliğinin birleşmesiyle yeni bir İslam İmparatorluğu kurmuş oluyordu. Halifenin talebi üzerine Çağrı Bey'in kızı Arslan Hatun ile nikahlandıktan ve birkaç ay sonra gelin muhteşem bir düğün alayı ile Bağdat'a gelip Kayyım Emrillah ile evlendikten sonra iki hanedan arasındaki birleşme Sıhriyet ile de kuvvetlendirildi. Kıymetli dostlarım, konunun da teferruatı buraya kadardı. Şimdi gelin başka bir kaynaktan bu konunun konunun detayına bakalım. Ama ben size Şii Büveyhi Devleti'ni tanıtmak istiyorum bu videonun ikinci kısmında. Evet. Bir saniye de rica ediyorum. Dostlarım, Şii Büveyhiler şey olarak yok. Yani konu anlatım olarak yok. Ama onun yerine biz Şii Fatimilere bakalım. Evet, bence bakalım. Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin vefatından sonra Müslümanlar görüş ayrılığına düştüler. Bu farklılık Hazreti Peygamber'den sonra halifenin kim olacağıyla ilgiliydi. Bir taraf Hazreti Peygamber'in damadı olduğu için halifeliğin Hazreti Ali'ye ait olması gerektiğini düşünürken diğer bir tarafta Hazreti Ebubekir Sıddık'ın halife olması gerektiğini düşünüyordu. Netice olarak sahabeler Hazreti Ebubekir Sıddık'ı halife olarak seçmişti. Bu farklı görüşler başlangıçta Müslümanlar arasında bir sorun teşkil etmemişti. Lakin 4. halife yani Hazreti Ali Efendimizin döneminde Hazreti Ayşe, Hazreti Muaviye, Hazreti Talha ve Hazreti Zübeyir gibi sahabe efendilerimizin bir takım nedenlerle Hazreti Ali Efendimiz'e muhalefet etmesinin ardından farklı bir hal almış ve Müslümanlar arasında ciddi bir fikir ayrılığı meydana gelmeye başlamıştı. Bundan tam 23 sene sonra Yezid'in valilerinden olan İbn Ziyad'ın emriyle Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın torunu Hazreti Hüseyin Efendimiz Kerbela'da Ömer bin Zad'ın ordusu tarafından şehit edilmişti. Sene kadar sonra yani 765 senesine geldiğimizde Şiilikte 12 imamların 6.'sı olarak kabul edilen Cafer-i Sadık'ın vefatı sonrası ortaya birçok batıni fırkalar çıkmıştı. Cafer-i Sadık'ın oğlu İsmail'i imam kabul ettikleri için İsmailiye, 7. imam olarak Cafer-i Sadık'ın oğlu İsmail'i kabul ettikleri ve şeriat sahibi peygamber 7 tanedir dedikleri için Seb'iye, haram olan şeyleri mübah saydıklarından Hürremiye, kırmızı giyindikleri için Muammira, hakikatlerin sadece imamdan öğrenileceğine inandıklarından Talimiye, kurucularından Hamdan Karmat'ın ismine nispetle Karamita, Babek Hürremiye tabi oldukları için Babekiye, Afyon kullandıklarından Haşhaşiye gibi isimler alan bu sapık fırka mensupları, Kur'an-ı Kerim ayetlerinin ve hadisi şeriflerin zahiri manalarını hükümsüz sayarak batini manalarına uyduklarını iddia ettikleri için Batiniye ismini almışlardır. Lakin Şiilik ile Batiniliği birbirinden ayırmak gerekiyor. Batiniler, Şii adının altına saklanarak dini ifsad etmeye gayret ediyorlardı. Yoksa ehli sünnete göre dinden çıkaran hususlara taallük etmedikleri sürece Şiilere kafir denemez. İslamiyet'in 3 kıtada süratle yayılması İslam dinine ve İslam ordularına karşı
kılıç ile karşı koyamayan din düşmanlarını bu yayılışa karşı tedbirler almaya sürükledi. Kur'an-ı Kerim'e ve hadis-i şeriflere kendi inançlarına göre mana verip genç ve cahil kimselere İslamiyet adı altında bu batini öğretileri öğretmek yolunu tuttular. Mecusilikteki eski inanış ve adetlerinden tamamen vazgeçememiş olan ve yeni Müslüman olmuş İranlılar arasında bir miktar taraftarda bulundu. Tabi olanlar İsmail bin Cafer-i Sadık'ın imam olduklarını kabul ettikleri için İsmailiye, onu 7. imam olarak kabul ettikleri için Sebiye ismini aldılar. Batınliği kurdular ve Tüs civarında sapık fikirlerini halk arasında gizli tebliğ metodlarıyla yaymaya başladılar. Dahi denilen gizli propagandacılar yetiştirip insanları ifsad ettiler. Özel olarak yetiştirilen dahiler Küfe, Basra, İran, Yemen, Bahreyn, Kuzey Afrika gibi Müslüman beldelere giderek bu fikirleri gizlice yaymaya çalıştılar. Cahil halka ihtilafa ve şüpheye düşürücü sorular sorarak fitne tohumlarını ekiyorlardı. Ehl-i Sünnet'e göre batınilik, Mecusilik gibi eski İran ve Hint kültürleriyle ve eski Yunan'dan Hristiyan ve Yahudilikten esinlenerek İslam'ı parçalama gayret ve arzusuyla oluşturulmuş uydurma bir dindir. Kendisinin Peygamberimizin soyundan olduğunu iddia eden Abdullah bin Meymun'un neslinden geldiği halde kendini Hazreti Fatıma'nın soyundan gelen anlamında Fatımi diyen Said isimli bir dahi isminin Ubeydullah olduğunu söyleyerek taraftar topladı. Ubeydullah ve taraftarlarının fitnesini gören Bağdat'taki Abbasi halifesi Ubeydullah'ı takip ettirince Mısır'a kaçtı. Sonra Mısırlı bir tüccar kılığında Kuzey Afrika'ya geçti. Fikirlerini yaymak için Müslümanlar arasında fitne ve huzursuzluk tohumları ekti. Burada Alebiler devletine son verdiler. Ubeydullah'ın ahir zamanda geleceği beklenen Mehdi olduğunu iddia ederek Emirül Müminin ünvanıyla 910 senesinde tahta geçirdiler. Hakimiyeti ele geçirip Fatimiler devletini kurdular. Ehl-i Sünnet Müslümanlara zulüm ederek onları kendi sapık fikirlerini kabule zorladılar. Ubeydullah el-Mehdi kendi halifeliğini ilan edip Abbasi halifelerini tanımadığını açıkladı. 913 senesinde 40 bin kişilik bir ordu toplayarak Mısır'a yürüdü. İskenderiye'ye gelip şehrin Müslüman ahalisini insafsızca katletti. Daha sonra Bağdat'taki Abbasi halifesi bunlar üzerine asker sevk etti. Kuzey Afrika'da büyük savaşlar oldu. Fatımiler bu savaşlardan galip ayrıldı. Birçok ehli sünnet alimini ve Müslümanı katlettiren Ubeydullah el-Mehdi 934 senesinde 24 sene saltanat sürdükten sonra 64 yaşında öldü. Ardından gelen batini halife ondan daha katıydı. Bu sırada dahiler aracılığıyla Hindistan'dan İran'a, Yemen'den Mağrib'e kadar her yere bu batini fikirleri aşılamak için hızla çalışıyorlardı. Tüm bu çalışmalar ve halkın Abbasi halifesinden memnun olmaması İslam aleminde ciddi bir şekilde batıniliğe geçişe doğru ilerlemişti. 973'lü yıllara geldiğimizde daha önce batıni dahilerin propagandalarına aldanan ve Abbasi idaresinden memnun olmayan Hicaz bölgesi idarecileri de gelerek Fatimi halifesi Muiz li dinillaha tabi olduklarını bildirdiler. Böylece Arabistan Yarımadası'nın batı kısmı da Fatimi hakimiyetine girdi. Fatimilerin en büyük gayesi batıniliği tüm dünyaya yaymak, Ehl-i Sünnet'in son kalesi kalan Abbasileri ortadan kaldırarak Ehl-i Sünnet'in siyasi gücünü bitirmek ve tek halife olarak dünya Müslümanlarını emrine almaktı. Bunun için İran taraflarındaki Şibüvey oğulları devletiyle birlikte Abbasiler üzerine amansız saldırılar düzenlediler. Nihayet Şibüvey oğulları Abbasilerin başkenti Bağdat'ı kuşattı ve Abbasileri tarih sahnesinden tamamen silmek üzerelerdi. Lakin umdukları gibi olmadı. Selçuklu Sultanı Tuğrul Bey, halifeye yardım etmek için ordusunu toplamış ve Şibüvey oğulları Bağdat'ı kuşatmış bulunurken arkalarından ülkelerine girerek Şibüvey oğulları ülkesini tamamen tarih sahnesinden silmiş ve Bağdat'ı da kurtarmıştı.
köprülüğe göre Selçuklu hükümdarları meydana çıkarak Abbasi hilafetini ve Sünniliği muhafaza etmeseydiler, İslam dünyasında Şiiliğin genel olarak hakim bir konuma geleceği muhakkaktı. Sünnetin koruyucusu ünvanını da Selçuklu Devleti almış oldu. Türkler uzun zamandır Batınilerin İslam'a ve Ehl-i Sünnet itikadına verdiği zararların farkındaydı. Batınileri tamamen ortadan kaldırmak için ikinci hedef çabanın başı olan Şii Fatimi Devleti'ni yıkmak olmuştu. Selçuklu tahtında Sultan Alparslan oturmaktaydı. Selçuklu Sultanı Alparslan da samimi bir Hanefiydi. Veziri Nizamülmülk Batınilere karşı ihtiyatlı ve tedbirli bir vezirdi. Büyük Selçuklular kendilerinden önce hüküm süren Şii Müvehhilerin devam eden tesirine karşı dikkatliydiler. İlk sultanlar Tuğrul Bey ve Alparslan zamanında Şia mensupları devlet kademelerinden uzak tutulmuştu. Sultan Alparslan bir komutanının emrinde Şii bir katibin vazife yapmasına kızmıştı. Huzurunda sorgulanan katip ben batini değil Şiiyim demesi üzerine Alparslan, Rafizi mezhebi o kadar iyi midir ki onu batini mezhebine kalkan yapıyorsun diyerek karşılık verdi. Sultan Alparslan nihayet Şii Fatimi Devleti üzerine sefer kararı aldı. Ordular Halep'te toplanıyor ve Şii Fatimi Devleti üzerine sefer yapmaya hazırlanıyordu ki Bizans İmparatorunun devasa bir ordu toplayarak Selçuklu ve Abbasilerin üzerine yürüdüğü haberi ulaştı. Gelen bu Hristiyan saldırısından dolayı Sultan Alparslan yönünü Mısır'dan Anadolu'ya çevirmek zorunda kaldı. Şii Fatimi Devleti'ni yıkılmaktan Bizans kurtarmıştı. Bunun üzerine Abbas halifesi cihat çağrısı yaparak tüm Müslümanların Alparslan'ın komutasına girmesini emretti. Muş'un Malazgirt Ovası'nda şiddetli bir muharebe yapıldı. Bu muharebeyi Malazgirt Muharebesi isimli videomuzdan izleyebilirsiniz. Destansı bir zaferle Bizans ordusunu mağlup eden Selçuklular Anadolu'nun kapılarını açmıştı. Alparslan bu zaferden bir sene sonra suikaste uğrayarak şehit edildi. Oğlu Melikşah tahta geçince babasının yarım bıraktığı meseleyi tamamlamak, yani Batınilerin devleti olan bu Fatimi devletini yıkmak istedi. Lakin Batınilerin hedefinde artık tek bir devlet vardı. O da Selçuklu Devleti'ydi. Hasan Sabbah, Şii Fatimi Devleti'nde dahilerin başında bulunuyordu. Yetiştirdiği suikastçilerle en kritik durumdaki Selçuklu devlet adamlarını ve Ehl-i Sünnet alimleri ortadan kaldırıyordu. Batiniler var gücüyle İslam'ı ifsad etmeye çalışırken Ehl-i Sünnet alimler ve devlet adamları da var gücüyle İslam'ı korumaya çalışıyordu. Ehl-i Sünnet'in öyle alimleri vardı ki Batinilere asla fırsat vermiyorlar, Batini fikirleri fikirleriyle çürütüyorlardı. Bu alimlerin en önemlilerinden biri de İmam-ı Gazali'ydi. Üstelik bu alimler Selçuklu tarafından destekleniyor ve koruma altında tutuluyordu. İslam alemi tüm bu sorunlarla çalkalanırken Avrupa'dan büyük bir Haçlı ordusu yola çıkmış, İslam topraklarını işgale gelmişti. Anadolu Selçukluları onların bu akınını durduramamış ve Haçlılar Orta Doğu'ya kadar inmişlerdi. Hedefleri Kudüs'tü. Danişmendiler, Artuklular, Zengiler, Selçuklular, tüm bu devletler Haçlılarla mücadele ederken Şii Fatimi Devleti Müslümanların bu durumundan istifade ederek arkadan Kudüs'e saldırdı. Kudüs'ü kolayca ele geçirdiler. Ardından Haçlılar Kudüs'e geldiler. 8 günlük bir savunmadan sonra Kudüs, Fatimi Devleti Komutanı Bedrül Cemal tarafından Haçlılara bırakıldı. Binlerce Müslüman Haçlılar tarafından katledildi. Aradan 60 sene kadar geçmişti. Fatimi Devleti gitgide zayıflamış ve taht kavgalarıyla sarsılmaya başlamıştı. Askeri isyanlar bir türlü durmak bilmiyordu. Devleti 12 yaşında Adud Lidinillah adında biri yönetiyordu. Haçlılar bu zayıflıktan istifade ederek Kahire'yi kuşatma altına aldılar. Adud Lidinillah, Nureddin Zengi'ye mektup göndererek Haçlılara karşı Fatimi Devleti'ne yardım etmesini istedi. Nureddin Zengi'nin hedefi Müslümanları bir çatı altında toplamak ve daha sonra Haçlıları İslam topraklarından def etmekti. Şirküh komutasında bir orduyu Fatimi Devleti'ni kurtarması için gönderdi. Müzik
Şirkuh ordusu Kahire'ye vararak Buhaç doğrusunu kamilen kılıçtan geçirdi. Fatimi hükümdarı Adud Lidinillah tarafından çok hoş karşılanan Şirkuh, saraya vezir tayin edildi. Şirkuh, Şii Fatimi devletinin ilk Sünni veziri olmuştu. Kısa bir süre sonra vefat edince yerine yeğeni Selahaddin Eyyubi vezir olarak devam etmişti. Selahaddin Eyyubi vezir olur olmaz ilk icraatı bütün Haçlıları Mısır'dan def etmek oldu. Bu sayede Fatimi devletindeki herkesin itimadını ve sevgisini kazanarak bir kahraman olmuştu. Vezir olarak önce devletin önemli kademelerine Sünnileri yerleştirmeye başladı. Bu işi gizliden gizliye yapıyordu. Ve yanına taraftarlar topladı. Yeterli gücü eline aldıktan sonra Selahaddin, Fatimi hükümdarını devirerek tahta oturdu. Batınilerin hükümdarlığı bu sayede son bulmuştu. Alparslan'ın 100 sene önce yapmak istediği şeyi bugün, yani 1171 senesinde Selahaddin Eyyubi başarmıştı. Selahaddin Eyyubi ilk olarak Abbasi halifesine bağlılığını bildirdi. Fatimi devleti döneminde yetiştirilen dahiler öğrendikleri sapık fikirleri Atlas Okyanusu kıyılarından Çin'e kadar yaymışlardı. Fakat Selahaddin Eyyubi'nin ilmi, keskin zekası Yılmaz ordusu karşısında yıkılıp gittiler. Eyyubi medreselerinde yetişen ehli sünnet alimleri onların bozuk fikirlerinin kökünü kazıdılar. Şimdi Selahaddin'in sıradaki hedefi, rüyası, hayalleri, intikamı olan Kudüs'ü geri almaktı. Dostlarım, konunun bölünmemesi için şimdi gelin bir de Eyyubi devletinin tarihine bakalım. Amaç konu bölünmesin. Zengi devletinin kurucusu İmadettin Zengi, 1146 senesinde vefat edince ülke eski Türk geleneklerine göre iki oğlu arasında bölündü. Musul ve civarı oğlu Seyfettin Zengi'ye bırakılırken Halep ve civarı da diğer oğlu Nurettin Zengi'ye bırakıldı. Nurettin Zengi, Anadolu Selçuklu Sultanı 1. Mesud'un kızıyla evliydi. Orta Çağ İslam dünyasının en parlak simalarından biriydi. Babasından devraldığı Haçlılarla mücadelesinde Haçlılara karşı İslam cephesini birleştirmiş, 2. Haçlı Seferi'nin etkisizleştirilmesini sağlamıştı. Zengilerin bu fedakarlıkları sonucu Haçlılar daha fazla ilerleme imkanı bulamayarak sahil şeridine sıkışıp kalmışlardı. Nurettin Zengi, saltanatı boyunca 50'den fazla şehri Haçlılardan geri almış, Güneydoğu Anadolu ve Suriye'yi tek hakimiyet altında toplayarak sultanlığını ilan etmişti. Nurettin Zengi'nin İslam alemindeki prestiji, Selçuklu hanedanını gölgede bırakacak kadar artmıştı. Nurettin Zengi, ileri görüşlü bir liderdi. Adımlarını daima geleceğe düşünerek atardı. Onun 3 hayali vardı. İlki Müslümanları birleştirerek İttihad-ı İslam'ı kurmak, ikincisi Kudüs'ü Haçlılardan geri almak, üçüncüsü de Konstantiniyye'yi fethetmekti. Selahaddin Eyyubi, 1138 senesinde Bağdat'ın kuzeyindeki Tikrit şehrinde Kürt asıllı bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Babası Necmettin Eyyub, Selçuklu emiri İmadettin Zengi'nin hizmetindeydi. Selahaddin, Büyük Türk Hakanı Nurettin Zengi'nin yanında yetişti ve ondan komutanlık ve siyaset öğrendi. Selahaddin Eyyubi'ye Kudüs vizyonunu veren kişi Nurettin Zengi'ydi. Selahaddin bu görevi öylesine sahiplenmişti ki Kudüs'ün hayaliyle uyuyup uyanır olmuştu. Haçlılar Nurettin Zengi'den korktukları için hiçbir Sünni Müslüman devlete savaş açamıyorlardı. Zira Müslümanlar da artık Haçlılara karşı birlik halindeydi. Bu yüzden Nurettin Zengi'nin ve Ehl-i Sünnet devletlerinin hasmı olan Şii Fatimi devletine harp ilan ettiler. O sıralarda Fatimi devleti son demlerini yaşıyordu. Ülkedeki iç karışıklık ve çalkantılar bitmek tükenmek bilmiyordu. Fatimi hükümdarı Adud Lidinillah 12 yaşında tahta geçmiş bir delikanlıydı. Haçlılar Kahire şehrini kuşatma altına aldılar. Fatimilerin başka şansı yoktu. Ya adil hükümdar Nurettin'den yardım isteyecekler ya da Haçlılar tarafından yok edileceklerdi. Bunun üzerine Fatimi hükümdarı Adud Lidinillah Haçlıların en çok çekindiği emir olan Nurettin Zengi'den yardım istedi. Nurettin Zengi'ye kadın saçları göndererek kadınlarımızı Haçlıların elinden kurtar diye yalvarıyordu. Nurettin Zengi bunun için Esedüddin Şirkuh'u görevlendirmişti. Emrine emirler tahsis etti. Bunların içinde Selahaddin Eyyubi de vardı. Nurettin Zengi bunlara ek takviye olarak 6000 Türkmen askerini de Şirkuh komutasına verdi. Bu büyük birliği Mısır'ı Haçlılardan kurtarması için göndermişti. Şirkuh ve ordusu Mısır'da bulunan Haçlılarla mücadele ederken Nurettin Zengi de Orta Doğu'daki Haçlılarla mücadele edecekti.
Nurettin Zengi, tüm Müslüman devletlere haberler göndererek Haçlılara karşı saldırıya geçeceğini ve yardım etmeleri için çağrıda bulundu. Her taraftan Haçlılardan intikam almak için takviye birlikler bu çağrıya dönüş yaptı. Kısa zamanda 10 binden ziyade bir ordu toplandı. Nurettin Zengi bu orduyla Harim Kalesi'ne doğru yürüyüşe geçti. Haçlılar bu çağrıyı haber alır almaz Antakya Prensliği ve Trablusgarpluğu ordularını topladılar. Bizans'tan da destek istedi. Yürüyüşe geçti. Haçlılar bu çağrıyı haber alır almaz Antakya Prensliği ve Trablusgarpluğu ordularını topladılar. Bizans'tan da destek istediler. Bizans da ordularını Harim'e sevk etti. Nihayet ordular karşı karşıya geldi. Haçlı orduları 30 bin civarındaydı. Nurettin'in ordusunun neredeyse 3 katıydı. Nurettin Zengi hızlı bir şekilde Haçlıların merkezine doğru saldırıya geçince Haçlılar birleşerek karşı koydular. Lakin Haçlıları yarmak imkansızdı. Bunun üzerine Zengi geri çekilme emri verdi. Bu durum Haçlılar için inanılması zor bir haberdi. Senelerdir karşısında zafer yüzü göremedikleri dehşetli komutan Zengi şimdi kaçıyordu. Bu hırsla Zengilerin peşine takıldılar. Bu sırada düzenden bağımsız bir şekilde ilerliyorlardı. Bu zayıf noktayı iyi gören Zengi ani bir saldırı emri verdi. Zengiler bu düzensiz bulunan ordunun adeta içinden geçtiler. Haçlılar korkuya kapılarak kaçmaya çalışırken Zengiler kaçış güzergahını sınırlayarak onları tek bir noktaya kaçmaya zorluyordu. Islak bataklıkların tam ortasına. Harim Muharebesi Müslümanların zaferiyle sonuçlanırken Antakya Kontu Bayamon, Trablus Kontu Komes, Bizans Valisi Dük ve 3. Josel'in dahil binlerce esir alınmıştı. 20 binden ziyade Haçlı askeri imha edilmişti. Bu sırada Şirkuh ve Selahaddin komutasındaki ordu da Mısır'da Haçlılara bozguna uğratmıştı. Ardından Şirkuh övgülerle Fatımi Sarayı'na girerek vezir tayin edildi. Nurettin Zengi Banyas şehrini de Haçlılardan geri almıştı. Burada yapılan muharebede kardeşi Nasreddin'in gözüne ok saplanmış ve bir gözü kör olmuştu. Nurettin kardeşine eğer bu harpteki yararlılığın sebebiyle Cenab-ı Allah'ın ahirette senin için hazırladığı mükafatı görebilseydin diğer gözünün de gitmesini isterdin dedi. Mısır veziri Esedüddin Şirkuh, vezir olduktan 2 ay 5 gün sonra vefat edince yerine vezir olarak yeğeni Selahaddin Eyyubi geçti. Haçlıları tamamen Mısır'dan çıkararak halk arasında kısa zaman içinde bir kahraman olmayı başarmıştı. Devletin önemli kademelerinde bulunan batınileri görevden alarak göreve ehli sünnet Müslümanları geçiriyor ve Şii Fatimi devletini içeriden çökertmeye çalışıyordu. Bu sırada Nurettin Zengi de Munaytira Kalesi'ni fethetmişti. Haçlılar bir yandan Nurettin Zengi ordularıyla, diğer yandan Selahaddin Eyyubi ordularıyla baş etmeye çalışıyor ancak her seferinde hüsrana uğruyorlardı. Nurettin Zengi, Selahaddin Eyyubi'ye mektup göndererek fermanı olmadığı halde vezirliği kabul etmesinden ötürü Selahaddin'i kınadı. Mısır diyarından elde ettiği gelirlerin hesabını çıkarmasını istedi. Selahaddin bu emri yerine getirmedi. Bunun üzerine Nurettin Zengi, Eyyub'un oğlu hükümdar olmuş demeye başlamıştı. Nihayet Selahaddin Eyyubi, Fatimi Hanedanı devirerek yönetimi tamamen eline geçirmişti. Fatimi Devleti yıkılarak tarih sahnesinden tamamen silinmiş oldu. Dostlar, Selahaddin Eyyubi çok muazzam bir insan. Gördüğünüz gibi Fatimilerin sonunu getiren bir insan. Ama Şii sapıklıkları tabii ki burada bitmiyor. Tabii ki inanışlı insanlara sözüm yok. Nurettin Zengi, Selahaddin'e Abbasi halifesi adına hutbe okutmasını emredince Selahaddin Eyyubi, Abbasi halifesine bağlılığını bildirdi. Fatimilere ait olan bölgeler Selahaddin Eyyubi'nin eline geçmişti. Halk Selahaddin'den çok memnundu.
Zira onu Haçlıları def ettiği için kahramanları olarak görüyordu. Halkın desteği Selahaddin'in yanındaydı. 300 seneden fazladır batınilik yayılmış ve İslam çok büyük hasarlar almıştı. Bu hasarları düzeltmek ve batıniliği bitirmek için Selahaddin Eyyubi hızla çalışmalarına başladı. Yeni ehli sünnet medreseleri açılarak halkın bozulmuş olan itikadı düzeltilmeye uğraşıldı. Kısa zaman içinde büyük ölçüde başarıya ulaştılar. Batiniler ülkeyi terk ederek ücra bölgelere gittiler. Selahaddin Eyyubi, Mısır'da Nureddin Zengin'in naibi olarak görev yapıyordu ve ona bağlıydı. Ancak bu sene Selahaddin Eyyubi ile Nureddin Zengi arasında bir anlaşmazlık meydana geldi. Nureddin Zengi, kış bastırınca Musul'da kışlamaya karar verdi. Gece rüyasında Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı gördü. Efendimiz ona, "Belden senin hoşuna gitti, cihadı terk ettin, Allah düşmanlarıyla savaşmaz oldun." demişti. Bunun üzerine hemen uykusundan uyanıp Şam'a yürüdü. Bu sene Nureddin Zengi Haçlılara şiddetli darbeler vurdu. Kerek'i muhasara etmeye niyetlendi. Selahaddin Eyyubi'ye mektup yazarak Mısır kuvvetleriyle birlikte Kerek'e gelmesini, ordularını birleştirerek Kerek'i muhasara etmeyi emretti. Selahaddin şayet bu emri yerine getirirse Mısır'daki hakimiyetinin tehlikeye gireceğinden korktu. Ancak Nureddin'in emrine itaatsizlik de etmek istemiyordu. Nureddin Zengi'ye geleceğini bildiren bir mektup gönderdi. Ordusuyla yola koyuldu. Lakin Mısır'daki hükümdarlığını tehlikeye atmak fikri içini kemiriyordu. En sonunda tekrar Nureddin Zengi'ye mektup yazarak özür diledi ve binek azlığı nedeniyle yardıma gelemeyeceğini bildirdi. Nureddin Zengi bu haber karşısında çok sinirlendi. Ordularıyla Mısır'a giderek Selahaddin Eyyubi ile savaşıp Mısır'a bir başkasını yerleştirmeyi kararlaştırdı. Bu haber Selahaddin'e ulaştığında çok sıkıntıya düştü. Umerasından bazıları Nureddin Zengi ile savaşalım dediler. Lakin Selahaddin Eyyubi'nin babası onlara kızarak Nureddin Zengi eğer buraya gelirse ben de size karşı onun safında yer alırım dedi. Lakin Selahaddin ile yalnız konuşmak istediğinde sen deli misin? Böyle şeyler ulu orta konuşulur mu? Eğer Nureddin buraya gelirse herkes onun tarafına geçer. Tahtından olursun dedi. Nihayet Selahaddin Eyyubi, Nureddin Zengi'ye gönderdiği mektubunda Sultanımızın, Efendimizin buraya benimle savaşmaya gelmeye ne ihtiyacı var? Sen bana seyis gönder, boynuma ip bağlasın, huzuruna öyle geleyim, dedi. Bu mektup üzerine Nureddin Zengi yumuşadı ve seferden vazgeçti. Lakin Doktor Osman Yürbüz'e göre iki kadim dost, iki yiğit mücahit arasında bazı soğukluklar, küçük sıkıntılar yaşansa da Nureddin ve Selahaddin, asla bazı tarihçi ve araştırmacıların iddia ettiği gibi birbirlerini kollayan iki sinsi hasım konumuna düşmemişlerdi. Aradan zaman geçti. Nureddin Zengi Kudüs'ü fethetmeye hazırlanıyordu ki ömrü yetmedi. 1174 senesinde 58 yaşındayken vefat etti. Yerine çok küçük yaştaki oğlu Salih İsmail geçmişti. Lakin oğlunun çok küçük yaşta olması dolayısıyla ülkede bir karışıklık hakim oldu. Emirler ihtilafa düştüler. Fikirler karıştı. Şaşkınlık ortaya çıktı. Şerler meydana geldi. İçki ve fuhuş ayyuka çıktı. Oysaki Nureddin Zengi devrinde böyle şeylere kimse cesaret edemezdi. Ancak Nureddin Zengi vefat edince bazı emir ve ümeranın iç yüzleri ortaya çıktı. Nureddin Zengi'nin vefatı üzerine Haçlılar her taraftan Müslümanların üzerine tekrar saldırmaya başladı. Nihayet toplanarak Şam'ı ele geçirmeye karar verdiler. Zengi ümerası Musul neferlerinden destek istedi ve Haçlılara haber göndererek çok yakında Selahaddin de buraya gelecek diyerek Haçlıları korkutmuşlar ve Haçlılara yüklü miktar para ödeyerek barış anlaşması imzalamışlardı. Selahaddin Eyyubi Zengi ümerasını bu davranışından dolayı kınamıştı. Zira Haçlılar sayıca çok az ve güçsüz bulunmaktaydı. Selahaddin Haçlılara karşı korumak için Şam mıntıkasına yürüyeceğini bildirdi. Ümera Selahaddin'e hakaretlerle dolu mektuplar gönderdiler. Selahaddin bu hakaretlere bir cevap vermedi. Ümera, Musul valisi Seyfettin Zengi'yi biat etmek ve Şam'ı Selahaddin Eyyubi'den ve Haçlılardan korumak maksadıyla Şam'a davet etti. Lakin Seyfettin Zengi bunun bir hile olduğunu düşünerek bu teklifi kabul etmedi. Selahaddin Şam'a yürüyecekti ki Haçlılar Sicilya'dan getirdikleri büyük bir donanmayla Mısır sahillerine gelmişlerdi. Bu donanmada birçok gemi, savaş aleti, savaşçı vardı. Donanmada
Her birinin içinde 150 savaşçı bulunan 200 gemi ve 400 parça da irili ufaklı başka gemiler vardı. Ancak İskenderiye halkı ve Mısır ordusu karaya çıkan bu Haçlıları başarılı bir şekilde geri püskürttü. Haçlılar dağılıp kaçtılar. Diğer yandan Şii Fatimi devletini tekrar diriltmeye çalışan Abbas bin Şadi ismindeki bir batıni Selahaddin'e karşı ordu topluyor ve ordusuna Fatimi devletini tekrar kurmayı vaat ediyordu. Nihayet yeterli güce ulaşmış ve Eyyubi şehirlerine saldırılara başlamışlardı. Selahaddin Eyyubi bunlar üzerine asker sevk etti. Askerlerin başına da kardeşi Ebu Bekir el-Kürdi'yi tayin etmişti. İki taraf karşı karşıya gelip savaşa tutuştu. Ebu Bekir el-Kürdi, Abbas bin Şadi'yi bozguna uğratarak kendisini ve ailesini esir aldı. Bu sayede Fatimi devletinin başı tekrar ezilmiş ve batinilere fırsat verilmemiş oldu. Ardından Selahaddin Eyyubi, kardeşi Ebu Bekir el-Kürdi'yi Mısır'a naib olarak bırakarak emrindeki ordusuyla Şam'a yöneldi. Nureddin Zengi'nin vefatından sonra Zengi devletinin otoritesi sarsılmış, yöneticiler ihtilafa düşmüş, ipler elden çıkmıştı. Selahaddin'in amacı Zengi ülkesinin dağılan otoritesini toparlamak, ahalisine ihsan ve iyilikte bulunmak, dağlarını ve ovalarını güvenli hale getirmek, İslam'a yardım etmek, azgınları def etmek, Kur'an'ı izhar edip diğer dinleri yok etmek, Rahman'ın rızası ve şeytanın burnunun yere sürülmesi uğruna Haçlıları kırmaktı. Başlangıçta Selahaddin'e hakaretler eden Şam Ümerası, Selahaddin'in geldiğini haber alınca korkuya kapılmış ve şehri savunmasız olarak Selahaddin'e teslim edip çekinmişlerdi. Selahaddin devam ederek Halep'e yöneldi. Halep'in kendisine teslim edilmesini istedi. Ancak Musul valisi Seyfettin Zengi Halep askerlerine desteğe gelmişti. Seyfettin Zengi, Nureddin Zengi'nin kardeşiydi. Haleplilerin ordusu Selahaddin'in ordusundan kat kat fazla olmuştu. Selahaddin Hama kuşatmasındayken Halep orduları Hama'yı kurtarmak için gelmişti. Selahaddin ordusunu tek sıra halinde dizmişti. Kardeşinin orduları destek için Şam'dan yola çıkmıştı. Selahaddin, takviye ordular gelene kadar Halepleri oyalamak maksadıyla onlara yumuşak üslupla mektuplar yazdı. Mektubunda, ben Şam şehriyle yetinirim. Hama, Humus ve Halep sizin olsun. Benim zengilere hizmetim çoktur. Sizinle savaşmak istemem gibi ifadeler de kullanmıştı. Ancak Halepliler anlaşma şartlarına ağır maddeler ekleyince Selahaddin anlaşmayı reddetti. Bunun üzerine harp vaziyeti alındı. Bu sırada Selahaddin'in takviye orduları gelmişti. Şimdi durum tekrar değişmişti. Selahaddin'in orduları Zengi ordularından daha fazla ve korkutucu duruyordu. Burada bu iki Müslüman ordusu şiddetli bir muharebeye tutuştular. Savaşın kazananı Selahaddin Eyyubi olmuştu. Selahaddin askerlerine kaçanların kovalanmamasını, yaralıların öldürülmemesini ve esirlerin serbest bırakılmasını emir verdi. Selahaddin, Münbiç, Azez ve Halep'i kuşatarak ele geçirdi. Emirlerinin ricasıyla Halep şehrini Nureddin Zengi'nin oğlu İsmail'e bırakarak Şam'a döndü. Selahaddin Eyyubi, Nureddin Zengi'den sonra tekrar kısmi bir İslam birliği tesis ederek yönünü Haçlılara çevirdi. Kıymetli dostlarım, kıymetli kardeşlerim, gördüğünüz üzere Fatımilerin sonu ve Selahaddin Eyyubi'nin hayatı ve Eyyubi devletinin kuruluşu ve son olarak Selçuklu Sultanlığı ve İslam Halifeliği konularını biz bu videomuzda sizlerle birlikte anlamaya ve anlatmaya çalıştık. İnşallah önümüzdeki hafta, düzeltiyorum, önümüzdeki videomuzda sizlerle birlikte Büyük Selçuklu Devleti'nin tarihini ele aldığımız video serimizde ele alacağımız konumuz ise Şiilerin taarruzu Tuğrul Bey'in dünya sultanı ilan edilmesi konusu olacaktır. Biz inşallah önümüzdeki hafta bu konuyu ele alıp bu konu hakkında elimizden geldiği elimizden döndüğünce sizlere bilgi vermeye, bu konuyu anlamaya ve anlatmaya önümüzdeki videomuzda çalışacağız.
Öncelikle hepinize videomu buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. İnşallah önümüzdeki videomuzda tekrardan görüşmek üzere. Allah'a emanet olun dostlarım, kardeşlerim. Allah'a emanet olun. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun inşallah.